Arkadaşlar merhabalar. Limit türevde yaptığım gibi integralde de soru çözümleri yapmıştım ama üzerine ekstra ekstra sorular çözeceğimi söylemiştim. Alparslan Ceren'in integral fasikülünden hocaya da bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir 2-3 soru değil bugün 13-14 tane bir soruyorum ötesi sorular çözeceğiz. Birazdan göreceksiniz. Ben de teşekkürüm ayetinde hocanın arkadaşlar e, kitaplarının satış linkini hem açıklamaya koyacağım hem de yorumlara koyacağım. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Türevi, integrali alırsanız eğer lütfen baştan sona doğru gidin. Çok kalın kitaplar değil, ondan dolayı değil dediğim. Çünkü aşama aşama gittiği için kolaydan zora tarzı yok. Böyle konu parçalarına ayrılmış. Her testin içinde iyi sorular var. O yüzden göz baktığınız zaman çok fazla anlamayabilirsiniz kolaylıklarını, zorluklarını. Orijinal soru sayısı fazla. Bugün zaten çözeceklerimizden de ben size şöyle bir göstereyim. Hani önden bir soruları görmüş olun. Ee, hakikaten hatta direkt yani aslında sıralarken bunu ilk sıraya koymak istememiştim ama ilk sorudan böyle direkt bomba bir başlangıç yapacağız. Lütfen ama önce siz çözün sonra da arkadaşlar benden dinleyin. Eğer hala integral'e geçmediyseniz ya da daha yeni çalışıyorsanız bu videoyu da kaydedin sonrasında dönün arkadaşlar. ...herhangi bir kazanımla ilgili nasıl enteresan bir soru olur... ...aynı zamanda müfredat dışı olmamasına rağmen nasıl e, bir sürü kazanımın iç içe geçtiği sorular olur... ...onları yapacağız bugün. Benim soruları anlatırken sesli tonumdan hangi soruların daha çok beğendiğimi göreceksiniz ama... ...özellikle e, merak ettiğim bazı sorular var. Acaba sizle orada örtüşecek miyiz? Hangi soru daha çok hoşunuza gitti ya da hangi soru aşırı derecede sizi zorladı? E, onu da belirtirseniz sevinirim çünkü... Daha sonrasında da inşallah seçeceğim soruları ben ona göre düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sorulara geçelim, görüşürüz. Geçelim artık ilk soruya. Bakın şimdi hakikaten e, sınav tarzında çok güzel yorumlar yapacağız. fx integral ve fx dx fonksiyonlarının grafiği çizdirildikten sonra koordinat eksenleri silinmiş arka plana eş karelerden oluşan bir ızgara yerleştirilerek aşağıdaki görüntü elde edilmiştir. Sınav sorusuna hiç benzemiyor sakın hani o şeyden yola çıkarak A sınav sorusu falan demeyin ama o türev sorusu bambaşka bu integral zaten. Buna göre F0 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar azıcık düşünün lütfen çok güzel yorum yapacağız burada. Şimdi bir kere koordinat eksenleri silinmiş hani şöyle bir şey ama bilmiyorum silindiği için nerede olduklarını uydurup bir şey yaptım maksat olayı anlatmak. Şimdi bak Burada bir kere e, hangisi integraldir, hangisi fx'tir düşündünüz mü? Bu tabii ki fx'tir sabit olan. Bu da integralidir bunun. Neden? Bir polinomun integralini aldığınız zaman ya da sabit fonksiyon ya da ikinci dereceden derecesi artar. e Sabit fonksiyonda doğrusal fonksiyona eğimi birden eğimi sıfırdan farklı bir doğrusal fonksiyona dönmesi için tabii ki bunun e, fonksiyon bunun da integral olması gerekiyor. Gerçekten düşünün bakın buna y eşittir c doğrusu deyin. c'nin integrali nedir? cx artı t şeklinde bir denklemdir. O zaman y eşittir c fonksiyonumuz bizim. Bilmiyoruz eğimini, e, sabitini pardon. İntegralimiz de integral fx dx de, de arkadaşlar. cx artı t yani bu. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz peki? Bizim için doğrunun her şeyi arkadaşlar eğimdir. O yüzden siz eğer buradaki rengini değiştireyim. Mor doğrunun eğimini bulursanız ne işinize yarar? Mor doğrunun eğimini bulursanız C'yi bulmuş olursunuz. C'yi bulunca da fx'i bulmuş olursunuz. Böylece zaten sabit fonksiyon olduğu için F0 gelmiş olur. Demek ki benim C'yi bulmam. Yani bu doğrunun eğimini bulmam çok önemli. Yapalım. Doğrunun eğimi nedir? Şöyle koordinat eksenlerini çizersek. Aslında şöyle x ekseniyle yaptığı e, saat yönün, saatin ters yönündeki açı. Yani bu tanjant alfa. Bunu nereden yararlanarak bulacağız? Bu ızgaralardan yararlanarak. Şöyle söyleyeyim size. Mesela uydurup bir şey söyleyeceğim. Bu alfa atıyorum şurada çıksa. Burası da alfa gelse. Tanjant alfanın değeri asla değişmeyeceği için şu üçgenden yararlanarak artık doğrunun eğiminde bulmuş olurum değil mi? İşte benim böyle karil zeminden kolay bulabileceğim bir şeyler üretmem lazım. Eğer direkt bulamıyorsam o zaman ne yaparım? Toplam fark formüllerinden yararlanırım. Bak şimdi köşeleri karenin üzerine gelecek noktalar bulmaya çalışın. Şurayı görüyor musunuz? Ben buraya beta desem sonra arkadaşlar şuraya da teta desem bak ona da dikkat et. Gördünüz mü? O zaman ters açıdan da burası alfa. Şöyle bir sileyim önce bakın. Alfa, beta, teta üçgenin içinde. Alfa, beta, teta. Kaçı eşit? 180 dereceye. Sonra onları bir daha çizeyim yardımcı doğruları. Bak ben o zaman şu dik üçgenden yararlanarak tanjant betanın ne olduğunu görürüm. 2 bölü 3. Sonra şunu çizeyim. Burada tetadan yararlanarak Dik üçgenden tanjant teta'nın ne olduğunu görürüm. 3. Böylece alfa arkadaşlar 180 eksi beta eksi teta yani tan alfa tan 180 eksi beta eksi teta tanjantta 180'de işaret değişir. Eksi tan beta artı teta olur. Formülümüz neydi? Tanjant beta artı teta formülümüz. Önünde eksi var. Tanjant beta artı tanjant teta bölü 1 eksi tanjant teta çarpı. Tanjant beta. Böylece tanjant beta ne geldi? 2 bölü 3. Tanjant teta 3 bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 3. Buradan 11 bölü 3 ee, aşağısına geliyor. Eksi 1 eksi 11 bölü 3. Bir de ne yapacaktık? Önüne eksi koyacaktık. Böylece tan alfa arkadaşlar ne geldi? 11 bölü 3. Güzel. Tan alfa nedir? Şu integralini aldığımız o fonksiyonun yani doğrunun eğimi. Artık c'yi buldum. C arkadaşlar 11 bölü 3 oldu. Bu sabit olan değil. Ben doğrunun önüne x'in önüne c koymuştum ya. Böylece artık y eşittir. 11x artı t. Bu arada ne demiştik? Bu arkadaşlar neydi? İntegral fx dx Eğimi olan bu doğru. Ve ne diyorduk arkadaşlar? Bu ifade. Şurası 11 bölü 3. x artı t. Ne diyorduk arkadaşlar? Ee, burada fx de zaten neydi? C idi. Sebep? Çünkü bunun türevi. Tabii ki fx'e eşittir. Hatırlayın. integral alırken ters türev diyorduk ya başlangıçta. Dışarıdaki ifadenin türevi bu içerideki fx'e eşittir. Böylece fx de 11 bölü 3 oldu. Bir fonksiyon sabitse içine ne yazarsan yaz. Cevap 11 bölü 3 gelir. Bugün işte yapacağımız sorular bu şekilde. Temel bilgimi Evet. Kazanımları iç sormuş? Evet. Basit integral, basit türevi bilgisi var mı? Evet. Ama ne kadar güzel bir soru. Şimdi devam edelim. Diğer sorumuza geçelim. Yarıçapı 5 birim olan bir yarım çember dik koordinat düzlemini aşağıdaki gibi yerleştirilerek tanım kümesi eksi 5'e 5 olan f fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. Buna göre c eleman r olmak üzere integral gx dx eşittir fx artı c eşitliğini sağlayan g fonksiyonu için g4 değeri kaçtır? Tamamen temel bilgiyi söylüyorum arkadaşlar. Bu soru bizi İnşallah çok zorlamaz. Yoksa da tamam ben anlatacağım zaten. Ne diyorduk işte? Bu dışarısının türevi aslında içeriye eşit değil mi? F türev x bu yüzden ne olacaktır? G Gx. Şimdi f türev 4 de neye eşit? G4. Türev ne demekti? O noktadan çizilen teğet neyi mi? Şöyle bakın. Dolayısıyla ben 4 noktasından böyle bir teğet çizdiğim zaman aslında şuraya alfa dersem eksi tan alfadır. Sebep çünkü sola yatık doğrunun eğimi negatif arkadaşlar. Burası da bir dar açı olduğu için tanjant pozitif gelir eksiyle çarpmam lazım. Buna göre o zaman ben hemen çember temel bilgisi tt dik indiriyorum. Şimdi alfa burası beta burası olsa burası mecburen alfa olur değil mi? Beta deyince alfa artı beta 90 alfa geldi. Burası zaten 4. E yarı kaç? 5. Ne kaldı diğer dik kenara? 3. Tanjant alfa böylece arkadaşlar 4 bölü 3. Demek ki bu doğrunun da eğimi eksi 4 bölü 3 gelmiş oldu. Bak bunu rahat hallettik. Şimdi gelelim bu soruya. Şekildeki ABCD karesel pistinin A köşesinde bulunan bir koşucu sürekli olarak ok yönünde sabit hızla koşarak pistin etrafında turlar atıyor. Pistin çevre uzunluğu 4 kilometre olup koşucu bir tam turu 1 saatte atıyor. D, T değişkeni dakika birim cinsinden... Zamanı temsil etmek üzere koşucunun kilometre birimin cinsinden C köşesinde olan kuş şu uzaklığının zamana bağlı değişimi. Ne kadar zor değil mi? Şey var, şey var, bir daha şey var. Zamana bağlı değişimi Ft fonksiyonu ile modelleniyor. Bu verilere göre e, Hx bir Ft küçük eşit bir ise 2 Ft büyüktür bir ise biçiminde tanımlanan H fonksiyonu için 0'dan 575'e Hd dt belirli integralinin değeri Kaçtır? Şimdi e, düşündüğünüz umarım birlikte de bakalım. Hepsine yıldız koymaya, hepsi zaten yıldızlı artık. Hani bu sorularda yıldız aramayın o yüzden. Şimdi arkadaşlar bize kuş uçuşu uzaklığı yani tepeden baktığın zaman bu adamın buraya olan uzaklığı bak böyle. E, mesela A'dan geldi böyle bir yere B noktası, X noktası diyelim böyle. Şöyle geldi C'ye uzaklığı bu. Böyle geldi buraya uzaklığı bu, buraya geldi buraya B'nin C'ye uzaklığı karenin bir kenarı oldu. Fark ettiniz mi? A'dan B'ye giderken bunun C'ye olan uzaklığı gittikçe azalıyor. İlk uzaklık, şimdi 4 kilometre olduğuna göre bir tam turu bir saatte atıyor demek. O zaman 15 dakikada buraya, 15 dakikada buraya, yine 15 dakikada buraya, 15 dakikada buraya geliyor. Şöyle düşünelim bakın, 0 ile 15 dakika arasındaki... E, uzaklığını düşünelim C'ye. 0 ile 15 dakika arasında C'ye uzaklığı en fazla 0 başlangıç anında kök 2. 15. dakikada B'ye geliyor. Uzaklık ne? 1. O zaman 0 ile 15 arasında artık şöyle tabloyu oluştur, grafiğimizi oluşturalım. 0 ile 15. dakikalarda fonksiyonumuz ne? Bu. Yani 2. Çünkü 1 ile kök 2 arkadaşlar bakın. 0. dakikada uzaklığı C'ye kök 2. 15. dakikada bir, Böylece gördüğünüz gibi bu olmuş oldu. Y eşittir. 2 doğrusu. Sabit fonksiyon. Şöyle bunu yaptık. Şimdi 15. dakikada artık B'de. Dikkat edin lütfen. 15. dakikadan sonra 30. dakikaya kadar şöyle noktalarca C'ye gittikçe yaklaşıyor. Yani 15 ile 30. dakikalar arası ilk olarak uzaklık 1. En son ne oldu? 30. dakikada tam C noktasında yani uzaklık sıfır. Ne diyordu bize? Uzaklık sıfırla bir arasındaysa çünkü f fonksiyonu uzaklık fonksiyonuydu. F fonksiyonu sıfırla bir arasında olduğu için bunu kullan diyor. Yani 15 ile 30. dakikalar arasında bakın grafiğimiz böyle bir sabit fonksiyon hep de 1 olacak. Daha sonrasında 30 ile 45. dakikalar arasında gördünüz mü? Yine burada e, gittikçe C'den uzaklaşıyor en fazla alacağı değer ne? 1. Yine 0 ile 1 arasında olacak. 30. dakikada uzaklık 0, 45. dakikada 1. Demek ki 0 ile 1 arasında olunca bu fonksiyonu kullan diyordu. Böylece yine devam ettirebiliriz. Burada da bir problem olmadı 45. dakikaya kadar. 45 ile 60. dakikalar arası bak. Artık C'ye olan uzaklık gittikçe artıyor. Görüyor musunuz? C'ye uzaklık en son geri A noktasına geldiği için Başlangıçta bir, en son kök 2. Dolayısıyla burada o zaman artık uzaklık hep 1 ile kök 2 arasında böyle söyleyebilirim. Şimdi ne diyeceğiz? 75. dakikada yine başa döndü. A'dan B'ye yine böyle bakın. Sürekli kök 2 ile 1 arasında uzaklık. Bakın en uzak kök 2. Sonra gittikçe gördüğünüz gibi en son B'ye 75. dakikada geldiği için demek ki yine bu fonksiyon kullanılacak. 2 fonksiyonu. Dolayısıyla işte bittiği zaman böyle bir görüntü. Burası 60. dakika, burası 75. dakika. Böylece bizden bunun integralini istiyor. HT DT'nin integraline 0 ile 15 arası bu. 15 ile 45 arası bu. Ve 45 ile 75 arası bu. Tabii ki integral yapmaya gerek yok. Alanla hallederiz. Burası 2 çarpı 15, 30. Burası 30x1, 30 çarpı 1, 30. Şurası arkadaşlar yine 2 çarpı 30 60 böylece cevabımız 120 oldu. Bak gayet güzel sorunun her şeyini biz oluşturduk sadece fonksiyondan yararlanarak olayı hallettik. Tam böyle e, temel yine 12. sınıfta dönüşümler gördünüz ama devasa bir dönüşüm geometrisi sorusu gibi sakın düşünmeyin bunu. Yarı çapı iki birim olan iki eş çeyrek çember dik koordinat düzlemine aşağıdaki gibi yerleştirilerek 0-4 aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. F'nin grafiğinin 2-0 noktasına göre simetriye alınarak yine 0-4 aralığında tanımlı g fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. Buna göre 0'dan 4'e fx eksi gx dx belirli integralinin değeri kaçtır? Gerçekten güzel, hoşuma giden sorulardan biri. Niye? Aslında zor değil. Bak bu sınavda çıktığı zaman çıksa e, hakikaten çıktığı zaman dedik bak ilginç ha hani insan böyle hani inşallah diyesi geliyor yani. E, ee, tabii de muhakkak bu soru yazarlarını, kitapları inceliyordur arkadaşlar. İncelememe ihtimali var mı? Ben orada soru yazan bir insan olsam bakmam mı? Bakarım. O soruyu evirir çeviririm bazen. Oradan yararlanırım. Aa, adama bak, kadına bak ne kadar enteresan bir soru oluşturmuş deyip ben onu çeviririm. Sonuçta bu soru tamamen kazanım odaklı bir soru göreceksiniz. Ve yapacağınıza inanmak istiyorum bu soruyu. Şimdi e, bir kere şuna dikkat edin. Ben bir eğrinin bir noktaya göre simetriğini nasıl alacağım? hemen almak kolay olmayabilir. Bazen görüntü olarak yapacağınız şey nokta nokta birkaç tane dene olayı hallet sonra. Bak mesela 2'ye 0 noktamız böyle bir nokta değil mi? Bu eğrinin simetriğinin görüntüsü nasıl olabilir? Güzel noktaları seç. Şöyle bir K noktasının üzerindeki bir noktanın 2'ye 0'a göre simetriyi şöyle bir K üssü olmaz mı? Sonra yine şu O noktasının 2'ye 0'a göre simetriği arkadaşlar Burası yine olmaz mı böyle bir O üssü diyelim. Bir tane daha nokta seçelim. Özel bir nokta daha olsun. Şöyle çemberin merkezini düşünürseniz çapın tam ucu olsun böyle. Böyle çemberin. O zaman bunun simetriği de şöyle bir nokta olur değil mi? Biraz daha kısa. Böylece yeni çemberin buraya da M dersek yeni çember nereden geçiyor? O üssü, M üssü, K üssü. Bak işte bu. Gördünüz mü? Biraz böyle birkaç nokta deneyince bile fark edersiniz. de abartmadığınız sürece yeterli süremiz var. Bir de bir şeyin simetriğini bir noktaya göre aldığınız zaman yine ona benzer bir şeydir. Yani çember gidip eliptik bir şeye dönmez. Kare gidip dikdörtgen olmaz. Sadece yerleri farklı olacak artık. Dolayısıyla bakın böyle oldu. Aynı konsepte ilerleyelim. Şu eğrinin yine 2'ye 0'a göre simetri o zaman ne olur? Bak böyle bir eğri olur değil mi? Yine bir tane göstereyim bak. Böyle bir T noktası diyelim. Bunun simetriği böyle olacak. Sonra K noktasının simetri yine burada K2 üssü diyelim. Sonra yine buradaki O üstünün simetriyi O2 üstü. E bunların üçünden de geçen çember böyle bir çember. O zaman hemen artık sonucumuzu gösterelim. Şöyle bir çemberler bütün oluştu. Artık G fonksiyonunu da bu görüntüye göre oluşturdum. Sadece şey kalsın simetrik olan eğri kalsın. İşte bu. Bu da arkadaşlar ne? Gx eğrimiz. Neye bakacağız? fx eksi gx'e. Tabii ki bunu gidip integral ile yapmayacağız değil mi? Çemberden yararlanarak alanla gidelim. Şimdi burada bunların arasında kalan bölge fx eksi gx neydi? Şöyle bir nevi ipler düşün. Bu iplerin bir ucu fx'te bir ucu gx'te oluyor gerçekten değil mi? O zaman işte bunların toplam bize alanı soruluyor arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz? Dairelerden yararlan. Bir burası bir çeyrek daire. Hemen yarı çapı 2 idi. 4 pi bölü 4'ten buranın alanı pi geldi. Şuraya bak şimdi. Yine çeyrek daireden 4 pi bölü 4'ten pi değil mi? Yarı çap çünkü 2. Kendi söyledi. Daha sonra şurası nedir? Onu da hemen göstereyim. Şöyle bir kare yaptığınız zaman aslında bu da çeyrek daireden arta kalan kısım. Buna da ne deriz? Burası pi olduğu için toplam alan 4 olduğu için burası da ne? 4 eksi pi. Aynı mantıkla burası ne? Yine burası da 4 eksi pi. Böylece 2 pi artı 2 tane 4 eksi pi ne geldi arkadaşlar? Pi, 2 pi'ler gidince 8 gelmiş oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi integral görünümlü çember ve simetri yorumu yaptık. İntegral fx dx belirsiz integralini değişken değiştirme yöntemiyle çözmek isteyen sıla x küp eşittir u dönüşümü yaptığında integral u bölü 3 du belirsiz integralini elde ediliyor. Sıla bu belirsiz integrali x küp eşittir u yerine x kare eşittir t dönüşümü yaparak çözmüş olsaydı integral ft dt belirsiz integralini elde edecekti. Buna göre ft fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şu c şıkkı bu arada hani fonksiyonla ilgili düşünmeyin. Yetmeyeceği için yer görün diye Doğru düzgün denklemi böyle yapayım istemiştim. Şimdi burada arkadaşlar x küp eşittir u dönüşümü yapıyor. Şöyle fonksiyonumuz bu normalde. Sonra x küp gördüğün yere u yazınca soru şuna dönüyormuş. u bölü 3 du oluyormuş. Fonksiyonun ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. Ama şöyle bir şey düşünün. Bu fonksiyonda x küp yerine u yazarak ben du'lar falan elde edince Fonksiyon u'ya bağlı olmuş. Fark ettiniz mi? Demek ki o zaman bu sadece u'ya bağlıysa genel bizim gerçek fonksiyonumuz sadece x'e bağlı olmaz mı? Şöyle bir şekilde. A x üzerine başka katsayısı da olsun. Neden böyle söylüyorum? Sabit sayı olsaydı hani yo hocam belki öyle değildir. Nereden biliyorsunuz? Belki böyle sabit sayı var deseniz. Şimdi o zaman ne olur? Hatta abartıp sayı bile vereyim bak. X küp diyeyim bak böyle abarttım. O zaman sen x küpe u deyince artık burada fx gördüğün yere ne yazman lazım? u eksi b bölü a. Hani burada sabit sayı. Sonra hadi orada x küp gördüğün yere u yazınca 3x kare dx dedin. Soru dikkat edin. Şuradaki x kare gördüğün yere de u üzeri 2 bölü 3. Biraz hızlı yazıyorum. Buralar önemli değil çünkü. Böyle bir şey geldi. Bak soru sadece u'ya bağlı olmadı. Sabit sayı oldu gördünüz mü? Çelişki. Sınavda ayete de süreniz olduğunu unutmayın. Bazen bir varsayımda bulunmanızı ister ÖSYM e sizden. O varsayımda bulunarak "A sen idrak edersin. Tamam ben yanlış düşünmüşüm. Doğruya varırsın." Dolayısıyla burada soruda sadece U'ya bağlı bir görüntü çıkması, f(x)'in de sadece x'e bağlı olduğunu söyler. Neden? x'i de U'ya bağlayınca fonksiyon U'ya bağlı gelecek. Dolayısıyla artık bunun böyle olduğunu bir görelim. Kaçıncı dereceden olduğunu biliyor muyum? Hayır. Yapalım o zaman. Buradan ax üzeri ne? Şimdi x gördüğüm yere e, ne yapacağım? Şurada hatırlayın. x küp u olsun dersek türev alıyorduk. 3x kare dx diyorduk. Diferansiyel alıp buraya da du diyorduk. Artık fx neydi? ax üzeri ne? O zaman ben burada x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alarak u üzeri 1 bölü 3. Yapıyorum. fx ax üzerine dx olacağı için integral a Sonra x gördüğüm yere u üzeri 1 bölü 3. Üzerine dx gördüğüm yere du bölü 3x kare yazmam lazım. x gördüğüm yere de ne yazıyordum? u üzeri 1 bölü 3. al 3 u üzeri 2 bölü 3 oldu. Bak bu sınav için mantıklı soru çünkü işlemler var bayağı. 3 u üzeri 2 bölü 3 du oldu. Artık bunu düzenleyelim. İntegral Arapça gibi sağdan sola yazıyoruz ha yani şu an. A bölü 3. U tabanları aynıysa üstleri çıkar. N bölü 3 eksi 2 bölü 3 du oldu. Bu da neye eşitti? U bölü 3 du integral. Böylece arkadaşlar artık bakın şimdi u bölü 3 direkt nereye eşit olacak? Bu ifadeye yapalım. U bölü 3 eşittir. A bölü 3 U üzeri N bölü 3 eksi 2 bölü 3. U'nun üstünde 1 var. Katsayısı da 1 bölü 3. Şöyle yaparsam. Demek ki 1 bölü 3 sabit sayıdan A bölü 3 eşit. A'nın 1 olduğunu anladık. Tamam. Tabanlar aynı. Üstler de aynı. 1 eşittir. N bölü 3 eksi 2 bölü 3'ten N'de ne geldi? 5. Demek ki fonksiyonumuz rahatlıkla artık sonunda yazabiliriz. X üzeri 5'miş bazen şu oluyor ya işte değişken değiştirme hocam hallederiz ya nasıl sorabilirler ki? Nin örneği bir soru oldu. Buna göre artık x üzeri 5'i bulduk arkadaşlar. Şöyle bir artık ben toparlama yapacak boş bir yer yapmam lazım. Ne yapayım onu şöyle bir boşlukta yazayım. Yeni fonksiyonumuz neydi? x kare t dönüşümü. ft dt'yi soruyormuş arkadaşlar. x kare yerine de t yazarak diyor. Bunun denklemini elde edelim şimdi. Böyle t'ye bağlı bir denklem oluşturduyor. x kare t fonksiyonumuz neydi? fx, x üzeri 5 bulduk değil mi? Bunu t'ye bağlı şeklinde yazalım. x üzeri 2t ise al her iki tarafın türevini. 2x dx diferansiyeli yaz dt. Buradan x de, dx neye eşit olur? dt bölü 2x. Peki ben x kareye t dediğime göre x gördüğüm yere ne yazmalıyım artık? 2 çarpı t üzeri 1 bölü 2. Her iki tarafın bakın 1 bölü 2. kuvvetini alınca bu. Şimdi integrali yazıyorum. x neye eşit? t üzeri 1 bölü 2. t üzeri 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Sonra dx gördüğüm yere dt bölü 2 çarpı t üzeri 1 bölü 2. İntegral 1 bölü 2'yi dışarı atalım. t üzeri 1 bölü 2. Üzeri 5. Bir de altta 1 bölü 2 var. Tabanları aynı ise üstler çıkartılır. 5 bölü 2 eksi 1 bölü 2 dt 1 bölü 2 ee, buradan da ne gelmiş oldu arkadaşlar? T üzeri 4 bölü 2'den t kare dt oldu. Artık bu neye eşit? İntegral ft dt. Ft ne çıktı bakın? 1 bölü 2 t kare. Ft de 1 bölü 2 t kare oldu. Artık ft'nin 1 bölü 2 t kare olduğunu buldum ya soru benden bunun grafiğini istiyordu. Orijinden geçen tepe noktası orijinde olan bildiğimiz bir parabol. Tepe noktasında da şun deriz sıfıra sıfır zaten herhangi bir nokta düşünün mesela 2 verdiğinde 4'ün yarısından 2 gelir. Eksi 2 verdiğinde yarısından 2 gelir. Atıyorum 16 verdiğinde 256 bölü 2'den 128 gelir. 1 verdiğinde onu da gösterelim. 1 verdiğinde de Böyle 1 bölü 2'den geçen bir para boyu. Şıklara bakalım. Burada hangisi olacak o zaman? Bakın B şıkkı. Eksi 2 verdiğinde 2'den geçiyor. 2 verdiğinde yine 2'den geçiyor. Sadece bizden integral değil bu elde ettiğimiz FT'yi soruyordu. Baya işleme dayalı ama yine temel bilgilerle gittiğimiz bir soru oldu. Burada size şu sorudan yola çıkarak şunu da söylemek istiyorum. Bazen şu diferansiyel kısmında görüyor musunuz? şu size sıkıntı çıkarıyor gibi gelir. Aa bir dakika hocam ya x'ten kurtulamadım. Korkmayın. Bak ne yaptım ben? Buraya önce x'ten kurtulamadığım halini yazdım. Sonra çözüm ürettim. Zaten x karenin t olduğunu biliyorum ya. Ne yapacaksın? Hemen x'ten kurtulmak için bir daha x gördüğün yere t'li ifadeyi yazacaksın. Sonuç bütün x'ler t'li cinsinden yazılmalı. Dolayısıyla korkutucu olursa x'ten kurtulamıyor gibi görünürsen soruda sana verilen bilgiye göre biraz orada köklü işlem yapman gerekiyor. Evet ne demiş 0-1-0-1 tanım aralığı ve değer kümesi görüntü kümesi gösterilmiş. fx eşittir x üzeri n fonksiyonun grafiği ile x eksen arasında kalan alana hesaplamak isteyen Ayten x kare u dönüşümü yaparak bu işlemi gerçekleştirmiştir. Ayten şekil 2'deki grafiği çizdiğinde bir doğru parçası oluştuğunu gözlemlemiştir. Şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi alan integralle bulunur değil mi? Yani benim f u, D, u integral sıfırdan biri bunu istiyor benden. Şimdi soruda yine x üzerine n'nin ne olduğunu bilmiyoruz. x kare eşittir u olduğuna göre yazalım. x üzeri 2 1 yazalım hatta şöyle yazalım. x eşittir u üzeri 1 bölü 2 diyelim. Böylece her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. dx eşittir 1 bölü 2 u üzeri eksi 1 bölü 2 du oldu. Şimdi bundan sonra artık f x x üzeri ne olduğu için alan bulma işlemini diyor ya kalan alanı bulmak için. O zaman kalan alan normalde ne? Sıfırdan bire f x dx bunu bulmak istiyor yazalım. 0, x'e 0 verdiğimiz zaman u 0, x'e 1 verdiğimiz zaman karekökü yine 1 sınırları belirledim fx gördüğüm yere ne yazacağız? x üzerine normaldi? Ama x dediğim neydi? u üzeri 1 bölü 2. u üzeri 1 bölü 2. üzerine du dx gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü 2. Onu bir kat sayı olarak şimdilik dışarı atalım. u üzeri eksi 1 bölü 2. du oldu. Bunu bir toparlanmış vaziyette yazayım. 1 bölü 2. u üzeri n bölü 2 eksi 1 bölü 2 d u oldu arkadaşlar. O zaman artık bu da neye eşit? Sıfırdan 1'e bak gerçekten hatta 1 bölü 2'de içeri atarak görelim. Sıfırdan 1'e f u d u. Şimdi dikkat. f u burası değil mi? Şu fosforladığım yer. Peki f u soruya göre bakarsanız bu ne? Doğrusal bir fonksiyon kaçıncı derecedendir? 1. Böylece arkadaşlar, n bölü 2 eksi 1 bölü 2 ne olmalı? 1. n de buradan ne oldu? E, 3 bölü 2. n 3 oldu. Yani fonksiyonda eğer bana n nedir diye sorsaydı, 3'tür derdim. Sadece bu vesileyle neyi görmüş olduk? 0'dan 1'e. 1 bölü 2 e, u üzeri 1 du. İşte fonksiyonumuz 1 bölü 2'nin. 1 bölü 2 çarpı O'nun birinci kuvveti. Yani direkt doğrusal fonksiyon 1 bölü 2 u'ymuş arkadaşlar. 1 bölü 2 u olduğuna göre burası 1. x gördüğün yere u gördüğün yere 1 yazarsam bu da 1 bölü 2. Bu üçgenin alanında ne geldi? 1 bölü 4. Dediğim gibi n'yi sorsaydı 3 derdim ama benden beklentisi o değil. Benden beklentisi bu f'u'nun alanını bulmaktı arkadaşlar. Boyalı bölgede normalde bu integraldir e, FO'yu bulduğumuz için, birinci dereceden olduğu için sadece aslında bu soruda sizden beklenen ne? Şu 1 bölü 2 kat sayısını görmek. Devam edelim şimdi. Bu soruda önce şuna bir bakın. Fx hangisi? F2x hangisi? Fonksiyonların grafiklerini düzgünce çizebilmeliyiz. Anlamalıyız, anlamlandırmalıyız. Bir fonksiyonun grafiği burada ben size en baştan söyleyeyim. Cevabınız hazırdır umarım. Hangisi fx? Bu arkadaşlar. f x bu fx. Neden öyle? Çünkü bakın fonksiyonda şuraya atıyorum 2a diyelim. f 2a 0 bu değer asla değişmez. Şimdi yeni fonksiyonunuz bu fx için söylüyorum bunu. fx f 2a 0 olduğuna göre o zaman f 2 x de yine f 2a 0'dır ki değişmez. f 2 x de de yine cevabı 0 yapan değer içi 2 olmak zorundadır. Sadece artık burası f 2 x olduğu için x'e a verdiğinde cevap sıfır gelir. Dolayısıyla bak gerçekten f2x'in grafiğini gördünüz mü? Bu yeşil olan oldu. Dolayısıyla burada şöyle bir durum da çıkıyor. Baştan söyleyeyim bir nevi cevabı. Bir fonksiyonun grafiği böyle aynı grafik sadece 2x, 4x, 6x gibi daralırsa alan da arkadaşlar yine aynı oranda daralır. Bunun ispatını şimdi soruyla yapacağım size. Sıfırdan 2a'ya fx dx'i düşünelim. Bu şimdi ne? Burayı bilmiyorum. S. Burayı vermiş. S artı 45. Buraya da 5 mi demişti soru? 10 demiş. Yeşil bölgeye bakalım. 0'dan a'ya f 2x ne geldi o zaman? S artı 10. Benim iddiam şu. Bu alttakinin iki katı çık çıkacak. Gerçekten bakalım u yaparak. Burada x gördüğün yere 2x gördüğün yere u de. Neye benzetiyorum? Normal klasik fonksiyonuma. 2x a dersem, böylece 2 dx eşittir du olur. Sınırları yapıyorum şimdi. 0'dan x'e a verirsem 2a olur. F u dx buradan du bölü 2 oldu. Böyle yaptım. Bu neye eşit? S artı ona. Böylece böyle içler dışlardan 2s artı 20 ne oldu? 0'dan 2a'ya f u Du. Bir de ne diyorduk arkadaşlar? Zaten bütün harfler aynıysa onu istediğin harfe döndür. Böylece 2s artı 20 sıfırdan 2'ye f dx oldu. Gerçekten s artı 10'du şu bulduğumuz cevap. 2 katını alınca 2s artı 20. O da ne? Sıfırdan 2'ye f x, D, x. Peki sıfırdan 2'ye f x, D, x ne arkadaşlar? S artı 45. O zaman artık bu aynı zamanda 2S artı 20'ye eşit. S de buradan 25 geldi. Yeşil bölgenin alanı. Ne kadar temel bilgi değil mi? Alanı da böylece 1'e 2 oranlamış olduk. Düzgün bir şekilde 2x, 2x, 2x bütün noktaların absisleri yarısına indiği için. Arkadaşlar bazen hani çok ezbere gitmeden temel yorumlar çıkartarak ilk defa gördüğümüz soruları yorumlayabiliriz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 0'dan 4'e fx eşittir x kare eksi 4x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre boyalı bölgeden rastgele seçilen bir noktanın x eşittir 2 doğrusuna olan uzaklığının y eksenine olan uzaklığından daha büyük olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir olasılık sorusu ama tabii integralle halledeceğiz arkadaşlar. X eşittir 2 doğrusu bu bir parabol tam tepe noktasından geçiyor böyle. Bir nokta alacağız temsili göstereyim. Bu nokta x eşittir 2'ye ve y eksenine böyle eşit uzaklıkta olabilir. E, tam burada olur. X, eksenin, y, x eşittir 2'ye 0 uzaklıktadır. Diğerine daha büyüktür. Burada olur. Buna x eşittir 2'ye uzaklığı böyle bir a'dır. Ama burada bakın daha büyüktür. O zaman biraz anladık değil mi? Bu noktaları nasıl seçebilirim ben mantıklı olmak gerekirse tam şöyle x eşittir 1 düşün. x eşittir 1'in üzerindeki bir noktanın hangi nokta olursa olsun şu, 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 bu bölgede alınan herhangi bir noktanın iki doğru ya da uzaklığı eşit bakın. Hem y eksenin hem x eşittir 2'ye ama ben burada aldığımda burada, 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 burada hepsi x eşittir 2'ye daha yakın. Ya da burada, burada aldığımda hepsi x eşittir 2'ye daha yakın demek ki x eşittir 2'ye daha yakın noktaların hepsi bakın burada çıktı. Y eşittir x eşittir 0 yani y eksenine yakın olan noktalarda neler? Bunlar renkle göstereyim. Şu bölge. O zaman bölgelerin alanları oranı değil mi? Sonuçta noktalar sonsuz tane. Bu bölgeyi kaplayan tüm noktalarda tabii ki arkadaşlar y eksenine daha yakın. O zaman kırmızı bölgeyi bulalım. Kırmızı bölge sıfırdan bire X kare eksi 4x dx'in eksilisi olacak çünkü alan buluyorum. Dolayısıyla o da nedir? Ee, x küp bölü 3 eksi 2x kare sıfırdan biri önünde eksi var. Şöyle yapayım. Bu da 1 bölü 3 eksi 2 yani 3 kere 2 6 eksi 5 bölü 3 oldu. Bir de önünde eksi var. Artı 5 bölü 3 kırmızı bölgenin alanı. Şimdi yeşil bölgeyi bulalım. Yeşil bölgede de ne yapacağım? tümden o kırmızıyı çıkaracağım, kır çıkarırım. Ee, yeşil bölgeyi bulmak için integral yapmaya gerek yok. Çünkü tepe noktasından itibaren olan bir bölgenin alanı neydi? Burası S ise şurası bakın 2 S'ti değil mi? Parabol yorumunu böyle halledebiliyorduk. Dolayısıyla onu yapalım şimdi. Parabolde pratik bilgi o yüzden lütfen kullanın. Çıkartımı hani bunun özel bir sebebi yok. Sonuçta bunu elde ediyoruz. Hatta ne diyorduk? Şöyle tepe noktası orijinde olan bir x üzerine n parabolünde burası şey parabol diyorum eğrisinde s ise burası n'ye çarpı s'tir. Bunu integralde alan yorum sorularında anlattım. Kazandıran yorumlarda yine anlattım arkadaşlar. Bu bilgileri oradan bulabilirsiniz LT'yi oynatma listesinde. Şimdi dolayısıyla burada kısa yoldan hep buluyorum o yüzden bunları. Buranın uzunluğu tepe noktası eksi 2 olduğu için koy yerine 4 birim. Burası 2. Tüm dikdörtgenin alanı 8. Demek ki bu beyaz bölge 8 bölü 3. Burası arkadaşlar 16 bölü 3 geldi. E burası da simetrik olduğuna göre bu tamam buranın ne oldu? 16 bölü 3. Parabolün iç bölgesi şuranın tamamı. 16 bölü 3, 16 bölü 3 daha 32 bölü 3. İstenen bölge neresi? Sadece şu kırmızı bölge arkadaşlar. Dolayısıyla 5 bölü 3 istenen bölge tüm bölge 32 bölü çünkü noktaları rastgele seçeceğiz. Nereden? Sarı eski halini göstereyim. Eski sarılı bölgeden. İstediğim noktayı seçiyorum. 32 bölü 3 alanına sahip o tüm noktalar. İstenen durum ne? Orası yakın olduğu yer kırmızı bölge. Dolayısıyla buradan da ne olmuş oldu? 5 bölü 32. Dik koordinat düzlemine fx eşittir 1 eksi x kare fonksiyonunun grafiği şekil 1'deki gibi çiziliyor. Ve f'nin grafiği eksi sonsuz sıfır aralığındaki parçası kesikli çizgi boyunca kendi üzerine katlanarak. Malum ÖSYM'de yani ilginç hani MAP'te de var ya o biraz katlama manyaklığı tabiri caizse. Her yerde var artık katlama işte böylece şaşırmayın integrale bile koyulabilir. Kendi üzerine katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Evet, burada ben şöyle düşünürüm biliyorsunuz genelde. Katlanmış şekli. Tabii bu arada siz de bir uğraşın. Şimdi durdurup hemen tüyoyu vermiş olmayayım. Katlanmış şekli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eski haline getirirseniz biraz daha mantıklı olur. Böyleydi. Şimdi nereden katlıyoruz biz bunu ama doğru böyle Y ekseni falan değil. Böyle bir doğru boyunca. O zaman dikkat. Şu kısım aslında bu kısma denk, değil mi? katladığımızdan dolayı şöyle bir alan bulmak için şu mavi bölge o zaman katlamadan dolayı nereye eşit Eskidenki buraya eşit güzel sonra yine yeşille göstereyim şurası arkadaşlar yeşil bölge katlamadan önce nereye eşit şöyle bir bölgeye eşit gördünüz mü bildiğiniz katlama yaptım aldım buraya Eski hali bu. Şimdi o zaman şöyle bir şey düşünebiliriz. Buradaki mor bölgeye M diyeyim. Burası da M değil mi? Aslında arkadaşlar burası da mor bölge. Hatta şurası da mor bölge. Ne alaka? Neden bunlar birbirine eşit çıktı? Çünkü şurada göstereyim. Bu sıfıra birden geçen, bire sıfırdan geçen ve eksi bire sıfırdan geçen parabol. O zaman simetrik olduğu için y eksenine bu iki alanda birbirine eşit değil mi? Bu m ise bu da m olmaz mı? O zaman bana sorduğu bölge aslında neymiş? Şunun demin eşit. Şöyle göstereyim bak bir açayım orayı. Şu şu kısım aslında nereye denkti? Buraya. Burası nereye denkti? Buraya. O zaman bunların hepsi birbirine eşit olduğuna göre artık ben alırım Şuradaki mavi bölgeyi giderim buraya taşırım. Orayı da hatta beyaza boyarak sileyim. Görün sizde. Ee, şöyle sildim. Orayı aldım katladım. Ne çıktı gördüğünüz gibi? Bir üçgen. Demin ki o zaman eski halden yorumlarsak aslında burası şöyle bir parabol. Şu şekildeydi. Katladığımızda şöyle bir ee, üçgenimiz vardı burada. Şu üçgenimse bir şey aslında. Yine o mor bölgeyi buraya taşırsam böyle yine bir üçgen çıktı. Ben ne yapacağım? Bu üçgenin alanını bulacağım. Kırmızıya boyayayım. Bu üçgenin alanında nedir? 1 burası, 1 burası. Yükseklik zaten 1 arkadaşlar. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 gelmiş oldu. Bize sordu. Aslında eğrisel görünen alan birleştirince kes yapıştır üçgen. Bir nevi çember dairede yapmıyor muyuz böyle muhabbetler? Onun versiyonunu aldık, in e integral ve parabol versiyonuna döndürdük. Bu şekilde güzel integralsiz bir çözüm hallettik. Bu soruda arkadaşlar şöyle bir molanızı bir verin. Ee, daha önce verdiyseniz problem yok ama zihninizi temizleyin. Bir 4-5 dakika rahat bu soruyu bir düşünmeye çalışın. Yaparsanız vallahi helal olsun diyorum. Gerçekten hani güzel sorular var bu testte Ama bu hem güzel hem zor bir soru. Ee, o yüzden e, yorumlarınızı inanın bu soruyla ilgili nasıl yaptığınızda matematiksel yorumlarınızı bekliyorum yorum e, çözümlerinizle ilgili Nerelerde tıkandınız neresi sizi çok zorladı Tamamen temel klasik kazanımlarla yapacağımız bir soru ama döndürme kesme katlama hem de integral nasıl oluyor bakalım? Şimdi birden eksi birden bire sıfırdan bire e, fx x kare. Yani o zaman şöyle bir x ekseni bu. Burası da böyle y ekseni desek gerçekten eksi bir bir. Burası da sıfıra bir. Burası da bakın sıfıra sıfır. Böyle bir parabol. Soldaki kısmı kesiliyor. Kare ile birlikte. Buraya neden kare dedim? Bir bir bir. Bak hep bunlar iki tane kare. Sağdaki kısa sağ şöyle yapıştırılıyor. Döndürülerek. Ee, ve ne oluyor biliyor musunuz? Soruda okuduysanız, belki üstün körüm okudunuz bilmiyorum ama x eşittir bir de türevlenebilen bir fonksiyona dönüşmüş hx. Türevlenebilen ne demek? Buna bir yıldız koyalım döneceğiz. Bu verilere göre birden a'ya eksi 1 artı hx dx belirli integralinin değeri kaçtır? E şimdi şöyle bu aslında hx burası arkadaşlar. Ee, hx 1'den a'ya hx dx şu mavi bölge diyebilirim değil mi? Bundan neyi çıkaracağım? 1'den a'ya 1dx. E 1dx dediğimde ne? y eşittir 1 doğrusu. 1 ile a arasında bu kırmızı bölge. Demek ki soru benden nereyi bulmamı istiyor? Tüm bölgeden kırmızıyı çıkarırsak bu yeşil bölgeyi. İşte orada biraz dananın kuyruğu kopuyor. Bu yeşil bölgeyi nasıl bulacağız? parçalayalım onu iki parçada düşünelim şimdi bu yeşil bölge bir şöyle yaparsak böyle bir bölge 2 böyle bir bölge yani bir üçgenden oluşuyor Bir de orada bir sanki hani daire parçası gibi de de parabol parçasından oluşuyor yalnız şöyle bir avantajımız var yeşil bölgeyi buluruz şöyle ayırayım kırmızı üçgen ve yeşil bölge bu yeşil bölgeyi aslında buluruz. Onu önce isterseniz halledelim. Neden? Hemen göstereyim şu sağda. Yeşil bölge aslında böyle bir bölge değil mi? Değil mi? Sonuçta bakın parabolik bir durum orası. Bu kırmızıyı önce bir silerek göstereyim. Normalde bakın parabolümüz böyle. Burası böyle. O değişir mi? Karenin içinde bak yine şuraya dikkat et. Buraya. Burası yine karenin içinde yeşil bölge fark ettiniz mi? O zaman o nedir? Dik üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2. Eksi neresi? Şu bölge. Peki bunu nasıl buluyorduk? Uzun uzun integral yapma. Parabolde pratik bilgiyi kullan hep. Tepe noktasından itibaren olan bir bölge mor bölge. 1 çarpı 1 bölü tüm dikdörtgenin alanının 3'te biriydi. Bunu hep söylüyorum. Nereden geldiğini LT'yi oynatma listesinde bulabilirsiniz. Böylece arkadaşlar 1 bölü 6 oldu tamam mı? yeşil bölge. Tamam orayı hallettik de peki bu bölgeyi nasıl halledeceğiz? Bu bölgeyi halletmek için dikkat edin burada bu kenarı da bu kenarı da bu ilmiyoruz. Demek ki şu alfa açısına ihtiyacım var. İşte burada da artık iş deminki integral yardımıyla bulabildiğimiz yeşil bölgeyi geçip genel geometri, trigonometri yorumlarımıza gelecek. Burası arkadaşlar kaç derece? 45 derece. O bir dursun. Bir de soruda ne demişti? Yıldızlı yere gelelim artık. Türevlenebilen, yani şuraya dikkat. Bunun teğeti şu karenin bu kenarı değil mi? O zaman bu devam ediyor diyor. Kırmızıya da teğet oluyor diyor aynı şekilde sebep. Sol ve sağ türevler eşit olacak türevlenebilirlikte. Bu kesinlikle kırık doğru olmaması lazım. Bu teğet o zaman bunun da teğetidir. Yani demin ki olaya dönersek şimdi burası 45 derece ya. Büyüteyim. Kareden dolayı köşegen 45 bölüyor. Demek ki şu açı arkadaşlar kaç derece oldu? 135 derece. O zaman bana şu alfa açısı lazım. Güzel. E ben zaten şuranın normal bildiğimiz dik açı olduğunu biliyorum. Buraya da teta diyelim. Alfa artı teta artı kırmızı 90 şurası. Kaça eşit? 135 derece. Neyden bahsediyorum bakın? Şuranın tamamından. Gördünüz mü? Çünkü 45 derece zaten karenin köşeginden dolayı. Siz de lütfen şu an durdurun. 45'i anlamaya çalışın. Hani adım adım gidin. Burası 45'ti. Sonra tamamı doğrusal. Çünkü sağ ve sol türevler için. O zaman burası 180'den 135 kaldı. Bu açı lazım. Böylece karşı bölü komşudan bir şeyler yapacağım. Sonra zaten normal burası klasik 90 derece. Ve şu açı teta. Şimdi o zaman teta artı e, şuraya alfa diyeceğim. 90 alfa buradan ne geldi? 45 eksi teta geldi. Teta'yı ne yaparım? Bakın arkadaşlar bu teğet olduğu için şu noktadaki türev şöyle birebir noktasındaki türev bu doğrunun eğimi değil mi? Yapalım. F türev 1. Parabolün türevi nedir? 2x. x yerine 1 yaz 2 geldi. Unutmayın bakın. Şu bir paraboldü değil mi? Doğru. Gördünüz mü? Şurası. Bu bir parabol. O aynen duruyor sıfıra bir noktasında. T çizdiğimiz zaman ona da çizdik. 2. O zaman 2 olması için burası 1'dir. Şurası nedir? 1 bölü 2. Ee, böylece teta ne olacak? Bu aynı zamanda arkadaşlar f türev 1 neydi? x ekseniyle yaptığı açının tanjantı değil mi? O yüzden buraya 1 ve 1 bölü 2 dedim. Doğrunun eğimi x ekseniyle yaptığı açıdır. Sağ yatıksa pozitiftir, sola yatıksa negatiftir. Dolayısıyla tanjant teta da buradan 1 bölü 2 bölü 1'den 1 bölü 2 oldu. Buna göre tanjant alfa eşittir. Tanjant 45 eksi teta. Devam ediyorum. Tanjant 45 eksi tanjant teta bölü 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant teta. Tanjant 45 yazalım 1. Tan teta 1 bölü 2. Bölü 1 artı 1 bölü 2 ne geldi? 1 bölü 3. İşte olayı bitirdik. Çünkü arkadaşlar bir kare olduğu için bunların hepsini sileceğim. Son noktaya geldim artık. Kare olduğu için köşegen 1 1'den kök 2. Burası tanjanttan k. Burası 3k. Böylece artık arkadaşlar şunu da sileyim. Bu üçgenin Pisagor'dan k kare artı 9 k kare eşittir 2 olduğunu. K'nın 1 bölü kök, kök 5 olduğunu. Ve bu üçgenin de alanının 1 bölü kök 5 çarpı 3 kök, 3 kök 5 bölü 2'den 3 bölü 10 olduğunu söylerim. Üstteki demin bölgeyi ne bulmuştuk? 1 bölü 6 bulmuştuk. Demek ki 1 bölü 6 bu. 3 bölü 10 bu. 1 bölü 6 3 bölü 10. 95 9 5 daha 14 bölü 30 geldi. Buradan da 7 bölü 15 oldu. Hakikaten yani insanı biraz zorlayan, terleten bir soru değil mi? İşte bakın yani hiç enteresan ilk defa gördüğünüz ya alala ben böyle bir kural bilmiyordum hocam dediğiniz bir bilgi kullandık mı? Hayır. Ee, görünüşte zaten çok kolay görünmüyor soru da görünüşte öyle çok bir bilgi de yok. Bütün her şeyi bizim ürettiğimiz bir soru. Allah bir saniye bu sorudan sonra hemen bu soruya geçmeyelim isterseniz. bir Birazcık çok azıcık rahatlatayım sizi. Rahatlatabileceğim soru da var mı? Artık kalmamış ya arkadaşlar. Hangisini yapsak vallahi zorlayacağız sizi. Ve şu soruyu göstereyim size. Aşağıda dik koordinat düzleminde 0 1'den 0 1'e y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f'nin grafiği üzerindeki keyfi bir x1 y1 noktası için p türev değil tabi bu. Nokta demiş. Sakın türev olarak düşünmeyin. Nokta yazıyor zaten burada. P üssü 2 eksi x1 2 eksi y1 noktası. G 1 2 1 2'ye tanımlı y ye eşittir gx fonksiyonunun grafiği üzerine düşmektedir. Boyalı bölgenin alanı 0.4 olduğuna göre 1'den 2'ye gx dx nedir demiş. Şimdi e, yine sağlam güzel sorulardan biri arkadaşlar bu da. Bir kere şu ne demek onu anlamamız lazım. ÖSYM arada böyle yapıyor. Şu size böyle veriyor sizin anlamanızı istiyor. Her x1 y1 noktası için bunu elde etmek nedir? Bu noktaya göre simetriğini vermiş bu. Herhangi bir x y noktasının neye göre simetriği birazdan söyleyeceğim onu. Bire bire göre simetriği ne alaka? Bak şimdi onu bire bire hemen keşfetmek zorunda değilsiniz. Düşünelim şimdi x1 noktası 2 eksi x1'e dönüşüyor. Örnek 0.3 1.7 olur değil mi? İşte absis 0.5 olsa Buradan ne olur? 1,5. İşte 1 olsa 1 olur. 0 olsa 2 olur. Bunların hepsinin ortak özelliği tam ortalarında 1 duruyor. 0,3'ü ve 1,7'nin simetriği 1. 0,5, 1,5 neye göre simetrik? 1. 1 ile 1'in tam ortasında zaten kendisi. 0 ile 2'nin tam ortasında ne var? 1. Demek ki arkadaşlar burasının e, bu apsis 1'e göre simetrikmiş. Ordinatı düşünelim şimdi. Y1, 2 eksi Y1. E, Y'ye 0 versen 2, 0.4 e, versen 1.6, 0.6 e, versen 1.4 hepsinin ortak özelliğine 1 ordinatına göre hepsi simetrik. Hepsinin ortasında 1 var. 0 artı 2 bölü 2 1, 0.4 artı 1.6 bölü 2 yine 1. Demek ki size böyle bir tarzda vererek bu eğrinin 1-1 noktasına göre simetriğini alıyoruz demek istemiş. Simetride zaten böyle bir kural vardı. Gerçekten düşünün bakın. Doğrulayalım. X, Y'nin bir e göre simetriği ne demektir? Şöyle bir K, L noktası olsun. X artı K bölü 2 1 ise buradan K ne geliyor? 2 eksi X. Sonra e, yine Y artı L bölü 2 burada 1 ise L ne geliyor? Bak 2 eksi Y. Hakikaten bir noktanın bir noktaya göre simetriğinde simetrik olan noktada tam ortada olduğunu görürüz. Dolayısıyla bire göre simetriğini alacağız bu eğrinin. Nasıl olur o zaman? Şöyle bir görüntüye erişiriz arkadaşlar. Şuna benzer. Hani benimkisi aşırı benzememiş olabilir ama. Böyle işte buna benzer bir görüntü uydurayım size. Nasıl olacak? Biraz ters çevrilmiş gibi. Niye? Sonuçta buradan başlarsanız buranın simetriği burası. İşte şuranın simetriği burası. En son buranın simetriği en uzakta kalır değil mi? Yakındaki yakındır. Uzaktaki de uzakta kalır. Dolayısıyla arkadaşlar simetride bu yüzden ters bir görüntü elde edersiniz. O zaman şöyle bir hani buranın simetriğini aldığınızı düşünün böyle olur. Buranın simetriğini aldığınızda hani bire bire göre yine böyle bir görüntü elde edersiniz. Böylece bize ne demişti? Boyalı bölgenin alanı 0.4 ise artık bu bölgenin de alanı 0.4 olur. Bu bizi sorunun devamında kurtaracak. 1'den 2'ye gx dx arkadaşlar yeni elde ettiğimiz fonksiyonu 1'den 2'ye gx dx zaten şu fosforla göstereyim. Buradan böyle bakın şurası E buranın integrali de nedir? İntegral 1'den 2'ye gx dx ne demek? Şu bölgenin alanı yapayım. Bu bölgenin alanı o da kaç? 1 burası, 1 burası normal bildiğimiz kare çıktı. Bu bölge zaten 0.4 böylece cevap 1.4 oldu. Bu şekilde bakın 12. sınıf simetri konusu hani hallederiz, yaparız, ederiz falan diyoruz. Bir de integralle birleştirip olayı algılamak biraz vakit alabiliyor ama yine yeni bilgi var mı yok? Hiç kullanmadığımız böyle arada derede kalmış bir formül var mı? Yok. Kendimiz ürettik her şeyi. Ama tabii ben sorunun kolay olduğunu iddia etmiyorum. Bakalım bir bir rahatlayalım sonra son sorumuza geleceğiz artık. 0'dan a'ya g eksi fx dx 12 b'den c'ye g eksi fx dx 9 olduğuna göre a'dan b'ye g eksi fx dx belirli integralinin değeri kaçtır? Anlarını bir doldurayım o zaman. 0'dan a'ya burası 12 değil mi? Böyle. g eksi f b'den c'ye burası 9. Bunu niye sordum? Yine ufak bir bilgi hatırlatmak için aslında. G eksi F'ye A'dan B'ye. Şimdi A'dan B'ye bunların ikisinin arasında böyle ipleri birleştirirsek burası ne esasında? F eksi Gx dx kaçtan kaça? A'dan B'ye. Benden ne isteniyor? A'dan B'ye G eksi F. O zaman bu normal burada taradığım alan, taralı alan bana sorduğu ne? A'dan B'ye G eksi F. Bunun ters işaretli. Sebep? Normalde bakın alan olarak bulmak istiyorsak F üstte. Ama bu benden G'yi istemiş. G'nin üstte olduğu durumu istemiş. Demek ki bulacağımız alanın eksilisi. Bilginiz ne? Yamuk. Ne alaka? Yani tabii ki bu soruyu sorarken bile bir bilgi vermem gerekiyordu. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar. Şu üçgen bakın bu üçgenin alanı. Yamukta bu üçgenin alanına eşit değil miydi? Hangi yamuktan bahsediyorum? A, B, C, D yamuğu diyeyim. Sebep çünkü bakın yamukta karşılık kenarlar birbirine paraleldir. Buraya S dersek bu üçgenin de alanı, şu üçgenin de alanı 12 artı S olmak zorunda. Sebep tabanlar aynı, yükseklikler de aynı. İkisinin tabanına da X de, ikisinin yüksekliğine de H de. O zaman ortadaki bölge zaten S. Demek ki 12 ile. Hatırladınız mı bu bilgiyi? Yine buraya 9 dersek aynı mantıktan dolayı burası da 9'dur. Alan 21 ama integral soruluyor. G altta kaldığı için eksi 21 oldu arkadaşlar. Bu güzel sorunun da cevabı. Evet. Altın vuruşla şöyle bir altın vuruşla olumsuz bir şey değil mi ya? Uyuşturucuda o şey yaptıkları. Gerçi bugün bayağı damardan arkadaşlar. Sağlam integral zerk ettik. Tabiri caizse. Şimdi bununla da son vuruşumuzu yapalım. Ee, i̇lginç bir soru. Durdurup uğraşın bakalım. Hiç... Yalnız ekstra ilk defa göreceğiniz Allah Allah bu müfredatta var mıymış dediğiniz bir bilgi yok. Tamamen düz bilgilerle oluşturacağız. Sadece bir tüyo vermek adına şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi siz soruyu okuyun bu arada. Ondan sonra şu bilgiyi dinleyin. Mesela bu silindirin hacmini nasıl buluyorsunuz? Taban alanı çarpı yükseklik. Neden öyle biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bunun bütün kesitleri dairesel. Mesela şöyle bir şey oluyor. Düzgün altıgen. Ne yapıyorsunuz? Düzgün altıgenle yüksekliği çarpıyorsunuz. Peki şöyle bir birikinti olsa. Böyle. Ve bu kesit hep bu birikinti olsa. Biz bunun hacmini bulsak böyle. Hep aynı kesiti alsak yine fark etmez. Yani illa şekillerin dörtgen, dikdörtgen falan olduğunu düşünmeyin. Dolayısıyla diyelim böyle bir şey var. Birazdan gireceğim bu muhabbete çünkü. Bunun mesela kesiti böyle. Yüksekliği de böyle bir cisim olsun. Şu şekilde, şu şekilde yapayım bakın. Nasıl yapacağız onu ya? Ha, şöyle. Bakın bu cismin hacmi yine kesiti neresi? Şu kısım. O zaman bu kesit çarpı yükseklikte hacimdir. Bu da bir düşünün. Sizin durdurduğunuz varsayarak ben şimdi soruya geliyorum. Bak, bu ön bilgileri mi verdim? Soru diyor ki bir şey yapılacak, pist yapılacak. Sol kısmında 0'dan 2'ye, 0'dan 3/4'e olan ve denklemi de 3/16 x kare olan bir parabol kullanıyoruz şurayı. Sonra onun özdeşliği de karşılandı. Yani bu 3 boyutlu olacağı için kesitte şurayı kullanacaksın tabii eş değer kısmı var. Bir 4 metrelik enle böyle parabolik bir yüzey oluşturduk. Sonra da diyor bu 5 metrelik bir dikdörtgen kullanacağız. Ve bu dikdörtgenin bir kesiti bakın doğru gördüğünüz gibi iki boyutta. Bunları birleştiriyoruz. Yüzey şöyle ol. Bu kayma yüzeyi burası. Ve burada arkadaşlar bakın ne olacak biliyor musunuz? Hacmini soruyor soru. İşte taban alanımız bu. Neden? Burada arkadaşlar parabolik ve doğrusal bir bölge birleşmiş. Parabolik dediğim burası. Sonra doğrusallık sayesinde bir yamuk oluştu. Dik yamuk. Bunların toplamı böyle bir parabolik artı yamuksal yüzey ve enine şey e, yüksekliğine 4. Bak şöyle yapayım. Ben kendim de çizeyim bunu. Şöyle bir görüntü. Şöyle bakın. Burası e, böyle. Sonra işte size cismin hep yüzeyi böyle değil mi? Hangi kesiti alırsanız alın bir levha ile kestiğinizi düşünün. Hep bu kesit çıkar böyle ileri doğru gittikçe. O zaman bu kesitin alanına S diyelim. S çarpı 4'ü bekliyor bizden. Sorunun yine anahtar noktasına geliyorum. Birleştirdiğimizde diyor ki aşağı doğru kayan biri birleşme yerlerinden geçerken sarsılmıyor. Bu ne demek? Bak şimdi bunun şöyle kayak e, ee, Değil mi? Kaya, buna ne diyoruz biz ya? Bir an unuttum adını. O aletle kayarken arkadaşlar şu, şu fakirlik değil mi? Normal direkt adını bilmemiz lazım. Ya da cehalet değil. Hemen insan her şeyi fakirliğe yoruyor. Bununla kaydık böyle. Kayarken sarsılmamam için burada bir sivri nokta olmamalı. Sonra ne olur bak sarsalım pat pat diye böyle aşağı giderim. O yüzden size diyor ki bir noktasında bu doğru devam etseydi Şöyle bakın. Tam o bir noktasında parabole teğet olurdu diyor. O yüzden yumuşak bir geçişle böyle gidiyor. Dolayısıyla bu doğru bir noktasında bu parabole teğetmiş arkadaşlar. Bunu bu şekilde söylemiş. Bak sorunun enteresan noktası cidden orası. O zaman artık ben şöyle söylerim değil mi? Bir, şu parabolün alanını bulurum. Parabolsel kısmın. Sonra şu dik yamuğun alanını bulurum. Dik yamuğun alanını bulurken de o çizdiğim teğetin şöyle bir açı yaptığını görürüm. Büyütelim o zaman. Şimdi bu parabolün kırmızı bölgeyi yapalım kolay olduğu için. Denklemine 3 bölü 4 x kare. Şöyle y ekseni ve x ekseni olarak düşünürsek arkadaşlar. Sıfıra 2'den geçiyordu parabol. Burası 2. Parabolle ne diyordum hep hatırlayın lütfen. Parabolik kırmızı bölgenin alanı dikdörtgenin alanının 3'te biridir. Burasının zaten 2 olduğunu biliyorum 0'a 2'den geçiyor diyor bak. Sonra o zaman ordinatı ne? 3 bölü 4 X kare yani 16'dan Pardon X gördüğümüz yere 2 yazdık 3 bölü 16 çarpı 4'ten 3 bölü 4 Ordinatı 3 bölü 4 o zaman dikdörtgenin alanı Ne gelir? 3 bölü 4 çarpı 2 Bölü 3 Çünkü dikdörtgenin alanının üçte biriydi dolayısıyla arkadaşlar Parabolik kırmızı kısım 1 bölü 2 geldi. Sildim. Parabolik kırmızı kısım burası. Şimdi gelelim yamuğun alanına. Yamukta tamam üst taban var da hani alt taban? Yükseklik hani o da yok. Peki nereden yararlanacağım? Demin söylediğim olay. Şöyle alayım. Bu doğru. Normalde burada bir noktasında eğriye teğet. O zaman bu doğrunun eğimi tam iki noktasındaki türev değil midir? Evet. O yüzden arkadaşlar f türev 2. Eğrinin denklemi neydi? 3 bölü 4 x kare. Alt türevini e, 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 şey pardon eğrinin denklemi 3 bölü 16 x kareydi düzeltiyorum affedersiniz. Eğrenin türevi o zaman 3 bölü 8 x oldu. Yaz yerine 2'yi 6 bölü 8'den f türevi 2 3 bölü 4. O zaman bu doğrunun da eğimi 3 bölü 4 olmaz mı? Hemen şurada o sarı rengi yine seçeyim. Hemen burada bu alfa ise yöndeşten bu da alfa. Tanjant alfa 3 bölü 4. Yani burası 3K burası 4K. Dikdörtgenin bir kenarı 5. Dolayısıyla 3K 4K 5K. 5K 5 ise burası da 3 burası da 4 oldu. Burası da 3 bölü 4. Bakın yamuğun alanına. Şöyle. Bakın. Burası 3 bölü 4'tü. Burası 3 artı 3 bölü 4. Alt taban yükseklik şuradan dolayı 4. 4 çarpı 3 bölü 4, 3 bölü 4 daha 3 bölü 2, 3 daha 9 bölü 2. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten de ne gelmiş oldu? E, 9 gelmiş oldu. Evet 9 geldi bu yamuğun alanı. Toplamda kırmızı bölge neydi? 1 bölü 2 değil mi? Onu en başta bulmuştuk bakın. Artık toplamda 1 bölü 2 kırmızı bölge. Şu bölge yeşil bölge diyelim artık ona. Orası 9. 9.5 bizim taban alanımız oldu. Yükseklik ne? 4. O zaman hacim nedir? 9.5 çarpı 4'ten 38 metre küp oldu arkadaşlar. Cismin hacmi. Bu şekilde yani hakikaten yorucu enteresan ama diğer taraftan da hiç yepyeni bilgi kullanmadığımız bir soru Bu yüzden dedim bugün yaptığımız test gerçekten ÖSYM formatında Evet zorlayıcı mı Tabii ki zorlayıcı bu sorular eleyici olur mu Tabii ki eleyici olur ama gerçekten sınav tarzında O yüzden e, bu imkanı sunduğu için Vallahi hocaya bir teşekkür etmek lazım e, İnşallah böyle kaliteli soruları Ben de böyle yazarım uğraşırım e, güçlerimizi birleştiririz Hani bu seneye yetişmez ama seneye inşallah sınava girecek olan öğrencilere benim sorularla katkı sunarız. Ben şimdilik ne yapıyorum? Kendim yetişemediğim için 50 tane işim olduğundan hocalardan rica ediyorum. Onların güzel sorularını böyle çözüyoruz. Daha fazlası kitapta da var. İnanın ben bir kısmını aldım. Yani bazen oluyor ya. Hocam seçtiğiniz soruları e bu kitaptan sadece bu kadar kaliteli soru varmış. Diğerlerini hiç beğenmedik. Tam tersi şunu göreceksiniz. Benim çözdüğüm soruların arkadaşlar aslında bilmem kaç katı kitabın içinde var ve kitap kalın olmamasına rağmen. O yüzden de hedefi yüksek olan arkadaşlarımız ortadan yukarı doğru giderken bir tane böyle limit türevi integralle sadece aslında limit türevi integral açısından değil bu kitaplar. Pardon türevi integral var limit yok. Sadece türev integral için değil inanılmaz ufuk genişletici düşünme becerisi arttırıcı olarak görüyorum ben bu kitapları. O yüzden bundan sonra da ben arada birkaç tane soru çözerim ama bu kadar kolay şey bu kadar rahat bir şekilde kitabı bitiremem. O yüzden hazır çözülmüşü var YouTube'da hoca kendi de çözmüş. Siz oradan alıp devam ederseniz görüşmek üzere inşallah. Bir de böyle bunun türev versiyonunu o kitaptan yapmak isterim hoca izin verirse. Görüşürüz arkadaşlar.